Son iki derstir bayağı karmaşık bir konu olan Carnot makinesi ve Carnot çevrimiyle ilgilendik ve son derece özel bir fonksiyonu olan entropi kavramını anlamaya çalıştık. DS eşittir dQ tersinir bölü T idi. Tersinir ve tersinmez işlemleri incelediğimizde gördük ki çevrimin tamamının integrali dQ tersinir bölü T eşittir 0. Çevrimi bitirdiğimizde bunun aynı zamanda delta S çevrim olduğunu da biliyoruz. Bu olay entropinin bir hal fonksiyonu olduğunu da kanıtlamaktadır. Biliyorsunuz bir hal fonksiyonunda bir çevrim yaptığımızda toplam değişim sıfır oluyordu. Ancak çevrim yaparken tersinmez bir yoldan gittiğimizde çevrimin integrali dQ tersinmez bölü t sıfırdan küçük oluyordu. Clausius eşitsizliğini kullanmak suretiyle her iki durumda gösterilebilir. Şimdi biraz entropi hesaplamalarının detayına girmek ve entropinin nasıl değiştiğini görmek istiyorum. Çeşitli işlemlerde olan entropi değişimlerini görmeden evvel değişimi önce genel açıdan inceleyeceğiz ve daha sonra farklı işlemler yapıldığında hal fonksiyonlarında ne tip değişimler olduğunu göreceğiz ve entropinin nasıl bir değişim gösterdiğine bakacağız. İlk örneğimiz şöyle. Diyelim ki elimizde yalıtılmış bir sistem olsun. Ve bu bir tersinmez işlem yapıyor olsun. Bir noktasından başlıyoruz ve tersinmez olarak iki noktasına gidiyoruz. Tabii bu sistem üzerinde tersinir bir yoldan geri dönmemiz her an mümkün. Eğer bunu yaparsak artık sistemi yalıtılmış olarak tutmamız mümkün değil. Sistemi yalıtılmış olarak tutamayız. Artık bu sistem yalıtılmış bir sistem değildir. Eğer tersinir olarak geri dönerseniz artık sistem yalıtılmış olarak kalamaz. Biz biliyoruz ki sistem izole ise tersinmez şekilde anında bir halinden iki haline geçer. Buna örnek olarak buzun donma sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkta erimesini verebiliriz. Elimizde katı buz var ve sıcaklık 0 santigrattan daha yüksek. Sistem izole olmasına rağmen bu tersinmez olarak anında erir. Ancak bunu buzu tekrar oluşturmak isterseniz bunu sistemin soğuk bir ısı deposuyla temasa getirerek tersinir bir şekilde yapmanız gerekir. Tabii bunu yapınca da artık sistemi yalıtılmış olarak tutamazsınız. Sistemi düşük sıcaklıktaki bir ısı deposuyla temasa getirmeniz gerekir. Bu diyagram bunun nasıl yapılacağını göstermekte. Gördüğünüz gibi tersmez bir yoldan gidip tersinir bir yoldan geri dönüyoruz. Bu da bizim B yolumuz. A yolu boyunca bu bir izole değişim olduğundan dolayı ısı değişimi sıfır. Yani dQ tersimiz eşittir sıfır ve çevrim içinde Clausius eşitsizliğine dayanarak burada tersinmez bir işlem söz konusu olduğundan
Q'nun çevrim integrali genel olarak eşit veya sıfırdan küçük olur. Bunu genel olarak yazdık ama tersinmez durum için bunun sıfırdan küçük olacağını biliyoruz. Bunu birden 2'ye kadar integral dq tersinmez bölü t şeklinde yazabiliriz. Çevrim boyunca dq bölü t'nin integrali, tüm çevrimin integrali ama eşittir. 1'den 2'ye kadar dq tersinmez bölü t artı 2'den 1'e kadar dq tersinir bölü t olur. Tabii bunun sıfırdan küçük veya eşit olacağını biliyoruz. Burada birinci terim sıfıra eşit çünkü bu durumda sistem yalıtılmış idi ve yalıtılmış sistemde dq eşittir sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde sadece ikinci terim var. Yani 2'den 1'e kadar integral dq tersinir bölü t değeri elimizde tersinir yolu olduğundan bu delta s'ye veya s2 eksi s1'e eşit. Buna delta s geri diyelim. Çünkü sistem bu tersinir yol boyunca geriye dönmektedir. Tabii bu delta s değerine zıt işaretlisidir. Tüm çevrim boyunca delta s değeri ise sıfır olmalıdır. Bunun anlamı delta s ileri büyüktür veya eşit, yani büyük eşit sıfır olmasıdır. Bu son derece ilginç bir sonuç. Bunun söylediği şey, hatırlarsanız biz işlemin tipini belirtmemiştik. Bu herhangi bir tersinez işlem olabilir. Ve böyle bir işlemde, yani herhangi kendiliğinden olan bir işlem için geçerli olan ifade budur. Başka bir deyişle, yalıtılmış bir sistem için delta S değeri bize kendiliğinden olan olayların yönünü gösterir. Özellikle yalıtılmış bir sistemde tersinmez bir değişim için delta S değeri sıfırdan büyüktür. Tersinir durumda ise delta S değeri sıfır olur. Delta S değeri asla sıfırdan küçük olamaz. Bu Clausius eşitsizliğinin direkt bir sonucudur. Bu son derece kullanışlı bir sonuç. Hatırlarsanız bu tartışmalara ilk başladığımız zaman termodinamiğin birinci yasasının enerjinin korunumu ilkesini açıkladığını söylemiştik. Ancak bu yasa herhangi bir olayın kendiliğinden olurken hangi yöne gideceğini söylemez. Sistemi belli şartlar altında kendi başına bırakır. Ama bu kanun bize bunu söylemekte. Burada sistemin hangi yöne gideceğini rahatlıkla söyleyebiliriz artık. Ancak bu yalıtılmış bir sistem için verilmiş bir ifadedir. Fakat biz bunu ilerideki dersimizde daha genel bir hale getireceğiz. Pekala, şimdi de sistem yalıtılmış değilse neler olduğuna bir bakalım. Sistem bir halinden iki haline geçerken
yalıtılmamış bir sistem kullanalım. Dolayısıyla delta S değeri bunun sistem için olduğunu belirtmek zorundayım. Bunun sebeplerini biraz sonra göreceğiz. S2 sistem eksi S1 sistem eşittir. Bu gidilen yola bağımlı değildir ama bunu hesaplamak için tersinir bir yol bulunmalıdır. Bir hususu tekrar vurgulayalım. Burada tersinmez işlem için olan delta S değerini bulmak için mutlaka ve mutlaka tersinir bir yol tasarımlamamız gerekmektedir. Tersinir işlem geriye doğru olsun, tersinmez işlem de ileriye doğru olduğundan tersinir yol için bulduğumuz delta S değeri tersinmez için olanın zıt işaretlisi olmalıdır. Dolayısıyla bunu tersinmez işlemin delta S değerini hesabında rahatlıkla kullanabiliriz. Kısaca tersinmez bir işlemin delta S değerini bulmak istiyorsak bunun için mutlaka tersinir bir yol bulmamız şarttır. Bu durumda sistem artık yalıtılmış olmadığından ısı sistemin sınırlarından akabilir. Yani sistemle çevre arasında ısı alışverişi olur. Peki bu durumda çevrede neler olmaktadır? Genellikle biz sistemdeki değişimle ilgilenir, çevreye pek o kadar önem vermeyiz. Ama delta S çevre değeri bir şeye eşit olmalı ve bizim de bunu hesaplayabilmemiz lazım. Ancak bu gidilen yola bağımlıdır. Bunun sebebi bunun bir hal fonksiyonu olmaması değil. Çünkü bu bir hal fonksiyonu. Bu gidilen yola bağlı olarak çevrenin nihai değerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan ısı değişimine bağlı olarak çevreye belli bir miktar ısı akabilir, çevreye iş yapabilir. Dolayısıyla sistem bu yönde bir değişime uğrarsa çevrede bu yönde değişerek tepki gösterir. Çünkü sistemimiz yalıtılmış bir sistem değil. Çevrenin nasıl bir değişim göstereceği de seçilen yola bağlı. Biz bunu daha önceden farklı yollar için yaptığımız basınç hacim değişimlerinde görmüştük. Hatırlarsanız farklı yollar için yaptığımız hesaplarda sistem için delta S değerini aynı bulmamıza rağmen Q ve W değerleri fark ediyordu. Dolayısıyla bu değerler çevre için de farklı olacaktır. Tamam. Şimdi tersinir bir yol alalım. Şimdi de çevredeki değişimlere bakalım. Önce tüm evreni alalım. Evren biliyorsunuz hem çevreyi hem de sistemi kapsar. Ve bu koca bir yalıtılmış sistemdir. Çünkü evren her şeyi kapsamaktadır. Biliyorsunuz evren herhangi bir cisimle veya başka bir evrenle temas halinde değildir. Evren tektir. Evreni koca bir yalıtılmış sistem olarak farz edebiliriz. Dolayısıyla burada tüm evreni alacağız ve bunu yalıtılmış bir sistem olarak farz edeceğiz. Harika. Biz yalıtılmış bir sistemde kendiliğinden olan bir olayda delta S değerinin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Orada yazıyor zaten. Dolayısıyla delta S evren değeri ki bu delta S sistem artı delta S çevreye eşit tersinir bir sistem aldığımızdan dolayı ki bunu yukarıda belirtelim sıfırdan büyük olmalı. Çünkü tüm evreni yalıtılmış bir sistem olarak aldığımızda her şey zaten kendiliğinden oluyor. Başka bir deyişle delta S tersinmez çevre büyüktür delta S sistem olur. Eğer tersinir bir sistem alırsak
tersinir bir sistem aldığımızda, bu durumda yalıtılmış bir sistemde neler olduğunu biliyoruz zaten. Tersinir bir işlemde delta S evren eşittir delta S sistem artı delta S çevre tersinir eşittir sıfır. Dolayısıyla delta S sistem eşittir eksi delta S çevre tersinir olur. Her iki durumda da delta S sistem değerleri birbirine eşittir. Çünkü bu bir hal fonksiyonudur. Çünkü sistem ister tersinir ister tersinmez olsun aynı haller arasında değişmektedir. Ancak bu iki durumda delta S çevre değerleri birbirinden farklı olmaktadır. Bu ifadeyi veya Clausius eşitsizliğinin bir farklı ifadesi ise evrenin entropisi asla azalmaz şeklindedir. Bu ifadede net olarak görülmektedir zaten. Evreni yalıtılmış bir sistem olarak farz ettiğimizden zaten herhangi bir işlemin entropi değişimi ya pozitif olabilir ya da sıfır olabilir. Asla negatif olamaz. Asla negatif olmaz. Kısaca evrenin entropisi asla ve asla azalmaz. Bu son derece geniş bir çıkarım. Tabii bunun felsefik ve diğer boyutları da var. Bu husus bazen kalıtım genetiği veya canlıların geliştiği gibi hususları açıklamakta da kullanılmakta. Şimdi birkaç tane genel işlem için delta S hesabı yapalım. Burada entropinin bazı özelliklerini gördük. Şimdi bunları birkaç farklı işlem için hesap edelim. Dolayısıyla şimdi yapacağımız iş delta S hesaplamaları. Burada bildiğimiz bir gerçek var. Genel yol ne olursa olsun bir tersinir yol bulmak zorundayız ve hesabımızı bu tersinir yol üzerinden yapmak zorundayız. Farklı sıcaklıklarda iki farklı madde alalım ve tüm sistem yalıtılmış olsun. Ve sonra bunları birbirine bağlayalım. Artık ısı bir maddeden diğerine akabilir. Burada ne olacağını biliyorsunuz. Bunlar farklı sıcaklıklarda başlasalar bile bir müddet sonra aynı sıcaklığa erişirler. Başka bir deyişle burada kendiliğinden olan olayın yönünü rahatlıkla belirleyebiliriz. Pekala, delta S değerinin ne olduğunu kısaca bakalım. Elimizde yalıtılmış bir sistem var. Ancak burada yapılan bir iş yok, bir ısı değişimi de söz konusu değil. Dolayısıyla delta U değeri sıfır. Delta S, DS acaba neye eşit? Bu değer, bu iki maddenin DS değerlerinin toplamına eşit. Veya DQ1 bölü T1 artı DQ2 bölü T2. Notlarınızda bir uyarı var, biliyorsunuz. Bu aradaki işaret artı, eksi değil. Ancak burada DQ1 değeri DQ değerinin ters işaretlisi. Çünkü burada ister T1'den T2'ye, isterse T1'den T2'ye gitsin. Tabii bu hangisinin daha yüksek olduğuna bağlı.
Giden ve gelen ısılar birbirine eşit. Dolayısıyla bu ifade dQ1 T2 dQ1 çarpı T2 eksi T1 bölü T1 çarpı T2 şekline dönüşür. Bu ds değerine eşit. Tabi burada integral almak suretiyle delta s değerini bulabiliriz. Biz kendiliğinden olan bir olay için ds büyüktür 0 olması gerektiğini biliyoruz. ds büyüktür 0 olmalı. Kendiliğinden olduğu için. Şimdi bunun ne kadar mantıklı olduğunu gösterelim. Eğer burada T2 büyüktür T1 ise bu değer artı olur. DQ değeri de pozitiftir. Dolayısıyla DS değeri de pozitif çıkar. Bunun anlamı ısının T2 sıcaklığından T1 sıcaklığına akmasıdır. Başka bir deyişle sıcak cisimden soğuk cisme akmasıdır. Dolayısıyla her şey doğru gibi görünmektedir. Bunun aksine T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından düşük ise DS değerinin artı olması için dQ1 değerinin eksi olması gerekir. Bunun anlamı da ısının soğuk depodan sıcak depoya akmasıdır. Buradan görüldüğü üzere DS büyüktür 0 olması bize kendiliğinden olan işlemin yönünü gösterir. İşlemin yönünü gösterir. Artık bu şey artı kullanmak suretiyle kendiliğinden olan olayın hangi yönde cereyan edeceğini söylememiz mümkündür. Pekala. Bir kolay işlem daha alalım. Elimizde bir gaz olsun ve bu bir V hacmini kapsıyor olsun. Bunun dışında da bir bariyerle ayrılmış olan aynı hacimdeki vakum olsun ve aradaki bu bariyeri kaldıralım. Bu durumda ne olacağını gayet iyi biliyoruz. Arada bariyer kaldırılır kaldırılmaz gaz tüm hacmi kaplayacak şekilde yayılır. Bildiğiniz gibi bu Joule genleşmesiydi. Ve bunu ideal gaz için yapıyorduk. Burada da başlangıçta 1 mol gaz alalım. Bu gazın hacmi ve sıcaklığı V ve T olsun. İşlemi de adiabatik olarak yapalım. İşlem sonunda 1 mol gazımız aynı sıcaklıkta 2V hacmini kaplayacak şekilde genleşir. Tamam. Yapılan bir iş yok. İşlem adiabatik olduğundan dolayı bir ısı değişimde söz konusu değil. Dolayısıyla delta U eşittir 0. Her şey görüldüğü gibi 0. Tabii hemen hemen her şey eşittir 0. Peki 0 olmayan şey ne? Entropi mi? Entropi değişimi olayın hangi yönde cereyan edeceğini bize hemen söyler. Elimizde bir tersinmez işlem olsun. Bildiğimiz gibi burada entropi değişimini hesap etmek için tersinil bir yol tasarımlamamız gerekmektedir. Bu prosesin cereyanın edeceği tersinir yol. İşte bunu size yapacak bir yol. Sistemi tekrar izotermal ve tersinir bir şekilde sıkıştırabiliriz. Biraz önce verdiğim buzun erime örneğinde olduğu gibi burada hatırlarsanız sistemi soğuk bir ısı deposuyla temasa getiriyorduk ve sistem artık adiabatik olmaktan çıkıyordu. Bundan sonra tersinir bir prosesle sistemi tekrar V hacmine sıkıştırabiliriz. Tabi izotermal ve tersinir olarak
Ve burada şu hususu hatırlatmakta fayda var. Buna illaki ters sinir giden bir işlem olarak kabul etmek zorunda değiliz. Buna izotermal şekilde ileriye giden bir işlem olarak farz edebiliriz. Yani sistemi yalıtmadan bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Önce sadece sıkıştırmayı göz önüne alalım. Elimizde ideal gaz olduğuna göre delta eşittir 0 ama burada Q ve W değerleri 0 değil. Bunlar belirli bir değere sahip olup birbirine eşit ve zıt işaretlidir. Sistemimiz yalıtılmış bir sistem. Şimdi de delta S değerine bakalım. Önce geriye doğru giden işlem için delta S değerine bakalım. Bu değer eksi dQ ters sinir bölü T değerinin integraline eşit olup aynı zamanda eksi dW bölü T değerinin integralidir. Ve bu artık sıfır değildir. Sistemimizi 2V değerinden V değerine sıkıştırdığımızda ve ideal gaz kullandığımızdan dolayı bu değer P çarpı dV ile aynı şeydir. Bunu 2V'den V'ye P dV bölü T şeklinde yazabiliriz. Burada P yerine RT bölü V yazarsak T değerleri birbirini götürür. Dolayısıyla elimizde nihai ifade RDV bölü V'nin 2V'den V'ye kadar integrali olur. Bu integrali alırsak R elen 1 bölü 2 çıkar. Görüldüğü gibi bu ters sinir yolu oluşturmak suretiyle delta S değeri için bir sayısal değer bulduk. Bu geriye doğru olan sıkıştırma işleminin delta S değeriydi. İleriye doğru genleştirme için olan işlem bunun ters işaretlisi olacaktır. İleri doğru olan işlemin delta S R elen 2 olur. Delta S çarpı delta S değeri R elen 2 olur. Kesinlikle pozitif bir değere sahiptir. İlk başta aldığımız bu tersinmez sistem, izole sistem içinde tersinmez bir genleşmeydi. Sonuçta bu kendiliğinden olur. Çünkü delta S pozitiftir. Şimdi bu işle ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Zaten detaya ileride gireceğiz. Şu anda entropi ile ilgili yaptığımız tüm tartışmaları makroskopik ölçüde yaptık. Isı makineleri, Carnot çevrimleri, ters sinir ve tersinmez çevrimler gibi makroskopik prosesler ele aldık ve entropiyi bu proseslere yani işlemlere dayanarak açıklamaya çalıştık. Ancak termodinamiğin öyle bir konusu var ki bütün bu değerler ona göre formüle edilmiş. Bu maddenin herhangi bir makroskopik modellemesine dayanmıyor. Elimizde gayet iyi bir mikroskopik madde modeli var ve atomları ve molekülleri çok iyi tanıyoruz. Ve entropinin tamamen mikroskopik olarak ifade edildiği bir formülasyon var elimizde. Bu formülasyon düzensizlik ve mevcut olan mikroskopik haller cinsinden yapılıyor. Bu hususu ileriki derslerde çok daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi sadece bundan bahsetmekle yetinelim. Kısaca makroskopik terimler içerisinde bu değer sistemin entropisi R'nin Avogadro sayısında bölümünün sistem için açık ve net mikroskopik hallerin sayısının logaritmasıyla çarpımıdır.
İzole ve yalıtılmış sistemde hacmi iki katına çıkardığımızda her molekül için girebileceği hal sayısı da iki katına çıkar. Bu hususu farklı şekillerde formüle etmemiz mümkün. Örneğin bütün hacmi moleküllerin boyutuna bölebilirsiniz. Buradan da ilk durumdaki sayının iki katı olduğunu rahatça görebilirsiniz. Bir molekül için mevcut olan hal sayısı iki katına çıkıyorsa her molekül için bu sayı 2 üzeri n olur. Moleküllerin her biri için hallerden birini seçebilirim. Sonraki molekül için yine hallerden birini seçebilirim. Mevcut hal sayısında anormal bir artış meydana gelir. İşte buradaki delta S değeri R bölü NA yani Avogadro sayısı çarpı ln 2 üzeri NA olur. Bu üs dışarı çekilirse NA'lar birbirini götürür. Bu işleme geri dönersek 2V'den V'ye gittiğimize göre bu değer R ln 2 olur. Burada size göstermek istediğim şey bu ifadenin doğrudan mikroskopik olarak da ifade edilebileceği. Şu ana kadar mikroskopik ölçekte inceleme yapmadık. Yaptığımız şey tamamen makroskopik skaladaydı. İleride istatistik termodinamik denen bu konuya değineceğiz. Bu şekilde termodinamiğin mikroskopik olarak hesaplanmasının mümkün olduğunu göreceğiz. Peki, bu konu ileride detaylı biçimde incelenecektir. Ama şimdi birkaç farklı işlem için entropi değişimini hesaplamaya devam etmek istiyorum. Peki, elimizde iki farklı madde olsun ve bunları karıştıralım. Yani kısaca karışım entropisini inceleyelim. İdeal gazların karışmasına bakalım önce. İşte VA hacminde NA molekül ihtiva eden bir gaz ile VB hacminde ND molekül ihtiva eden bir gazın ortadan bir engelle ayrılmış olduğu sistemle başlayalım ve aradaki engeli kaldıralım. Bu durumda her iki gaz birbirine karışacak. Bunun sonunda NA artı NB kadar gaz molekülü veya VA artı VB kadar hacim kaplayacağını görürüz. Ve kendinden beklenen de budur. Burada olan işlem NA mol gazımız VA hacminde ve T sıcaklığında artı NB mol kadar B maddesi de bu notlarımız daha olarak yazılmış, yanlış yazılmış. Düzeltin bunu lütfen. VB hacmini kaplıyor ve T sıcaklığında karışmak suretiyle gaz halinde NA mol A ve NB mol B gazı toplam V hacmini kaplıyor. Tabii bu sabit sıcaklıkta ve basınç altında cereyan ediyor. Bunun sonucunda bir PV işi yapılıyor. Sıcaklık değişmediğinden bu gazların ideal olması nedeniyle delta U değeri 0. Peki delta S ne olur? Ancak bunu hesaplamamız için tersinir bir yol bulmamız lazım. Çünkü bu tersinmez bir yol. Aradaki bariyeri kaldırdığımızda gazlar aniden birbirine karışmakta. Tabii burada bir tersinir yol düşünebiliriz ve bu yolu uygun malzemeler kullanmak suretiyle de oluşturabiliriz. Mesela elimizde bir piston gazı içeri doğru yönlendirebilecek konumda olsun. Pistonun önünde sadece B moleküllerini geçiren bir zar olsun. Kabın öbür ucuna da böyle bir sistem kurabiliriz. Ancak buradaki zar sadece A gazını geçirsin
Ve bu iki pistonu ittirmeye başlayalım. Pistonlar ortada birbirine temas ettiklerinde ilk hale geri dönmüş oluruz ve bu işi çok yavaş bir şekilde yaparak tersinir olarak gerçekleştirebiliriz. Görüldüğü gibi bu sistem için tersinir bir yol bulmuş olduk. Bu durumda sistem yine izotermal, basınç sabit ve yapılan işlem tersinir bir sıkıştırma. Bunun sonunda yapılan işlem tersinir bir sıkıştırma ile gazları birbirinden ayırmaktır. Peki ne oluyor? Tabii ki delta S ayırma değeri eşittir eksi delta S karıştırma değeri. Delta U ayırma değeri ise hala sıfır. Çünkü sistem ideal gazla yapılıp sıcaklıkta değişmiyor. Tabii bu tersinir iş artı tersinir ısının toplamı. Bu tersinir durumdaki dWa değeri eksi PA çarpı dVa eksi PB çarpı dVb şeklinde yazılabilir. Tabii bu sonsuz küçük miktarda işi göstermektedir. Yani pistonların birbirine karşı çok yavaş hareketli durumu gösteriyor. Ayırma işlemi için delta S değeri tabii ki integral dQ tersinir bölü T değerine eşittir. Dolayısıyla bu değer V'den VA'ya olan eksi DV'ye eksi DW'ye eşit. Burada sıkıştırma yapıyoruz. Burada hatırlarsanız A maddesi tüm hacmi kaplarken bunu tekrar VA hacmine getireceğiz. Dolayısıyla bir sıkıştırma söz konusu. Buradan V'den VA'ya kadar integral PA çarpı dVa bölü T artı tabi aynı şey B gazı için de geçerli. B gazı için de V'den ve B'ye kadar integral PB çarpı dVb bölü T olur. P eşittir nRT bölü V alınırsa elimizde ideal bir gaz olduğundan dolayı bu işlemin sonucu ne NA R ln VA bölü V artı NB R ln VB bölü V olarak bulunur. Evet. Bu gayet uygun bir sonuç olarak görünmesine rağmen ben bunu biraz daha basitleştirelim ve mol sayıları yerine mol kesirlerini kullanalım diyorum. Mol kesri XA eşittir NA bölü N toplam ve XB de NB bölü N toplam olarak verilir. XA aynı zamanda VA bölü VV'ye ve XB de VB bölü V'ye eşittir. İdeal gazlar için tabii molar hacimleri aynı sıcaklık ve aynı basınçta. Buradan anında delta S ayırma değeri eşittir nR XA çarpı ln XA artı XB çarpı ln XB şeklinde bulunur. Tabii bu delta S karıştırma değeri de bunun tersidir. Bu da eksi nR çarpı parantez içinde tabii XA çarpı ln XA artı XB çarpı ln XB'dir. XA ve XB mol kesirler olup değerleri 0 ile 1 arasında değişir biliyorsunuz. Dolayısıyla ln terimleri negatif çıkar. Bir de başta negatif işareti var. Dolayısıyla burada delta S karıştırma değeri pozitif çıkar ki bu da aradaki bariyeri kaldırdığımızda karıştırma işleminin kendiliğinden olacağının bir kanıtıdır.
Şu ana kadar yaptıklarımızla ilgili bir sorunuz var mı? Delta S hesaplamalarını nasıl yaptığımızla ilgili tabii. Tamam, iki örnek daha yapalım. İşte size son derece basit ve direkt bir örnek. Maddeleri sadece ısıtalım veya soğutalım. Her zaman olan olaylar bunlar. Ancak bunlar son derece önemli termodinamik açısından. Dolayısıyla işlemimiz sabit hacimde ısıtma veya soğutma olsun. Dolayısıyla işlemimiz A maddesinin T1 sıcaklığı ve V hacminden T2 sıcaklığı ve V hacmine geçmesi olarak yazılabilir. Bunu yapmakta herhangi bir sorun yok biliyorsunuz. Delta S değeri integral dQ tersine bölü T idi. Tabii ki T1'den T2'ye geçerken ki integral. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz artık değil mi? Burada bahsettiğimiz ısı sabit hacimdeki ısı kapasitesi ile sıcaklık değişiminin çarpımıdır. Bu ifade T1'den T2'ye kadar integral C ve DT bölü T şekline dönüşür. Tabii bu değer CV'nin sıcaklıktan bağımsız olması kaydıyla CV ln T2 bölü T1 şeklinde bulunur. Bu daima geçerli olan bir durum değildir tabii ki. Ancak sıcaklık değişmesi sırasında bu değişim pek öyle fazla değilse, sıcaklık değişimi pek fazla değilse bu değer yaklaşık olarak sabit alınabilir. Dolayısıyla olay son derece açıktır. Burada görüldüğü üzere T2 T1'den büyükse delta S değeri de sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla ısıtma işlemi için delta S değeri pozitiftir. Ayrıca burada görüldüğü üzere T2 T1'den küçükse delta S de sıfırdan küçüktür. Görüldüğü gibi sistemi soğuttuğumuzda delta S değeri sıfırdan küçük olmaktadır. Hatırlarsanız delta S'in asla negatif olamayacağını söylemiştik belli şartlar altında. Peki burada nasıl negatif oluyor? Nasıl negatif bir değer alabiliyor? Tabii dediğiniz gibi aynen. Çünkü sistem izole değil. Çünkü delta S'nin büyük veya sıfır eşit olması durumu izole sistem için geçerliydi. Ve evrendeki entropi azalmıyordu hatırlarsanız. Ancak bu işlemde sistemi alıp soğuk bir banyo ile veya soğuk bir sistemle temasa geçiriyoruz. Böyle bir sistem tabii ki izole değil. Çünkü ısı sistemden çevreye doğru akıyor. Isı banyosuna doğru akıyor. Kusura bakmayın. Dolayısıyla delta S değeri negatif olabilir. Bir sakınca yok burada. Peki, orijinal sistem artı ısı banyosu ihtiva eden yeni sistemin delta S değerini hesapladığımızda ne buluruz? Delta S değeri ne olabilir? Bunu bir şekilde yapmıştık hatırlıyorsanız. Hatırlarsanız izole bir sistem içinde T1 ve T2 sıcaklığında iki tane cisim vardı. Ne olacağını düşünüyorsunuz? Söyleyin bakalım. Eğer sistemimiz içine koyduğumuz maddeler soğuk bir ısı deposuyla temastaysa soğuk veya sıcak olması fark etmez. Eğer sistemimiz buysa delta S değerinin pozitif veya negatif olabileceğini görmüştük. Şimdiki düzenimiz ise orijinal sistem artı ısı banyosu olsun ve bunu izole bir kap içine koyalım. Dolayısıyla elimizde iki tane orijinal maddeden oluşmuş bir sistemimiz var. Bu sistem şimdi soğuk bir ısı banyosuyla temas ettirilecek. Bu durumda bunun delta S değeri sıfırdan küçük olacak. Peki toplam sistem için delta S değeri ne olur? Yani yeni sistem için soğuk ısı banyosu da dahil olmak üzere. Pozitif olacak. Doğru, pozitif olacak. Çünkü bu izole bir sistem ve bu kendiliğinden olan bir olay. Muhtemelen orijinal sistem biraz soğuyacak ve ısı banyosu da biraz ısınacak. Bu olay kendiliğinden olacak. Bunun anlamı delta S değeri pozitif düzenek için pozitif olması gereğidir. Orijinal sistem artı ısı banyosunun delta S değeri pozitif olacak. İşte bir tane daha önemli bir işlem.
tersinir. Faz değişimi. Bir şeyi eritiyoruz veya donduruyoruz. Örneğin 100 santigrat derece sıcaklıkta ve bir basınç altında sıvı su yine 100 santigrat derece sıcaklıkta ve bir bar basınç altında olan su buharına dönüşsün. Bu durumda ilgili ısının ne olduğunu biliyorsunuz. Bu ısı delta H buharlaşma ısısıdır. Tabii sabit basınç altında. Burada pek fazla hesaplanacak bir şey yok. Görüldüğü gibi 100 derece sıcaklıkta ve bir basınçtaki suyun delta S buharlaşma değeri eşittir. QP buharlaşma ısısı bölü kaynama sıcaklığıdır. Bu da doğrudan delta H buharlaşma ısısının kaynama sıcaklığına bölünmesine eşittir. Görüldüğü gibi bu hesap son derece basittir. Son bir şey daha var. Pekala, denge halinde olmayan bir faz değişimini hesaplarken bu hesaplar ne olur? Biliyorsunuz, bir önceki durumda bu sistem denge halindeydi. Çünkü ortamda 100 santigratta sıvı su ve buhar vardı ve bunlar birbiriyle denge halindeydi. Ve bu bir bardaydı ve kaynama sıcaklığında bulunuyordu. Peki bu sıcaklık kaynama sıcaklığı değilse, yani sistem kaynama sıcaklığında değilse ne olur? Örneğin eksi 10 derecede ve bir bar basınç altında sıvı suyu alalım. Tabii bu soğuk bir halde ve donması gerekir. Dolayısıyla bu bir bar altında buza dönüşecektir. Bu olayın kendiliğinden olacağını biliyorsunuz. Ve bu olay tersinmez olacaktır. Tersinmezden kasıt burada direkt olarak delta S için bir hesaplama yapamayacağımızdır. Çünkü seçtiğimiz yol tersinmez yoldur. Fakat yapabileceğimiz bir şey var. Bu yolu kapsayan tersinir bir çevrim yaparız ve yani bu yola karşılık gelen tersinir bir yol rahatlıkla bulabiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Biliyorsunuz faz değişimleri için, mesela bu donma olayının tersinir olması için bu olayın 0 santigrat derecede olması gerekir. Tersinir donma veya tersinir erimenin bu sıcaklıklarda olduğunu biliyoruz zaten. Bu noktada katı su veya sıvı su arasında tersinir bir denge olur tabii ki. Dolayısıyla burada 0 derece ve bir basınç altındaki sıvı suyun 0 derece ve bir bar basınç altındaki buza dönüşmesi dengesini kullanmalıyız. Yukarıdaki sistem için bir tersinir çevrim yazmak istiyorsak basamaklardan birinin bu olması son derece önemli. Dolayısıyla burada ilk önce eksi 10 derece ve bir bar basınç altındaki sıvı suyu 0 derece ve bir bar basınç altındaki sıvı suya dönüştürüyoruz. Buna ısıtma diyoruz, bildiğiniz gibi. Bunu yapmak için ısıtmak zorundayız. Kısaca. Burada da sistemi soğutmak zorundayız. Şu ana kadar bu iç işlemi de gördük. Şu andaki faz değişimi artık tersinir ve bu ergime ısına eşit ya da yapılan bu işlem bir ergime işlemi. Bunun değeri de eksi delta H ergime olarak yazılır. Artık bu işlem tersinir. Mükemmel. Dolayısıyla delta Q tersinir değeri eşittir sabit basınçtaki ısı kapasitesi çarpı, hatırlayın az önceki sabit hacimdeki yaptığımız deneyi, su için olan CP değeri çarpı DT. Burada olan delta Q tersinir değeri ise katı için olan CP değeri çarpı DT'dir ve bu ikisi birbirine eşit değildir tabii ki. Ufak sıcaklık aralığında ısı kapasitesinin değişmeyeceğini söylemek farklı şey, sistemin bir faz değişimine gitmesi durumunda ısı kapasitesinin aynı olduğunu söylemek farklı bir şey. Burada iki tane farklı faz var ve bunların ısı kapasiteleri tabii ki farklı, asla aynı olmayacaktır. Bunu artık rahatlıkla hesap edebiliriz. Çünkü buraya ekleyeceğimiz
Bir iki şey daha var. Çünkü burada delta S değeri eşittir delta S eksi, bu da notlarınızda yanlış düzeltin, delta S ergime ve tabii pozitif delta S soğutma değerine eşit olur. Dolayısıyla bu değer T1'den T ergimeye integral CV sıvı DT bölü T eksi delta H ergime bölü T ergime veya donma artı T ergimeden T1'e kadar integral CV katı DT bölü T şeklinde yazılabilir. Hepsi bu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla delta S değeri eşittir eksi delta H ergime bölü T şeklindedir. Eğer 0 santigrat derecede faz değişimi tersinir olarak meydana geliyorsa olacak entropi değişimi buna eşit hatırlarsınız. Buna ek olarak CP sıvı eksi CP katı değeri DT bölü T'nin T1'den ergime sıcaklığına integrali terimi eklenir. Genellikle bunlar bu iki değerin kendi içinde sıcaklıktan bağımsız olduklarını farz ederiz. Bu ifadeyi genel olarak delta H ergime bölü T ergime sıcaklığı artı CP sıvı eksi CP katı çarpı ln T ergime bölü T1 şeklinde yazabiliriz. Herhangi bir sorunuz var mı? Burada yaptığımız şey bu iki hal arasında tersinir bir yol bulup delta S değerini bulmak oldu. Tabii bu delta S değeri tersinmez yoldaki delta S değerine eşit olmak zorunda. Evet, gelecek dersimizde entropiyi ve kendiliğinden olan olayların nasıl olduğunu incelemeye devam edeceğiz.